basına yapmalıyla bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kullanılan Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek olduğumuz Mescid-i Aksa'ya getiren Allah'ın eksikliğinden münezzehtir. O gece gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze, Filistin, dehşetin, vahşetin yaşandığı mübarek mekanlar. 80 yıla yakındır Siyonist, kazık bir güruhun saldırısıyla karşı karşıya kalan İslam beldeleri. Yine bir Ramazan ayı ve yine 14 Mayıs günü olan işgalin resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü. Ahlolsun Siyonist İsrail! Ahlolsun Siyonist İsrail! Ahlolsun Siyonist İsrail! Şehir Cerrah vardı. Adını Kudüs Komutanı Selahattin Eyyubi'nin tabiri Hüsamettin Cerrah'ın isimden olan Cerrah Mahallesi. 1948'den bu yana Filistinleri yerlerinden eden ve onların evlerini gasp eden işgalcilerin bir mahalle evlenip işgal eyleği Ramazan ayında da durmadı. Haydar! Haydar ya Yahud! Ceşu Muhammed Sa Yahud! Haydar! Haydar ya Yahud! Cenşu Muhammed Sayahut! Haydar Haydar Yahud! Cenşu Muhammed Sayahut! Topyekun işlerin bir bahçesi olarak Mescid-i Aksa'ya komşu olan Şehir Cerrah Mahallesi'nin sahibi ve sakinleri olan Müslümanlar evlerinden zorla çıkartılarak onların yerine Yahudileri yerleşmektedirler. Şehir Cerrah, Betman'ın cenin, her yerde işgal, her yerde katliam, her yerde vahşet hiçbir zaman durmadı ve maalesef halen de devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün uluslararası toplumun Harem-i Şerif'in kusiyetini ihlal eden ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ses bombalarıyla ve zor kullanarak saldıran Siyonistlere çağrıdan öteye geçmeyen tepkiler vahşeti durdurmayacak. Kudüs'e selam, direnişe devam! Siyonist zalimlere karşı sadrajifa politiklerinin olmadığı ortadadır. Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece bir toprak ve coğrafya davası değildir. Kudüs bir akide meselesidir. Onu işgalden kurtarmak, sarılara karşı koymak bütün Müslümanların siyasi ve şehri görevidir. Tekbir! Siyonistler Mescid-i Aksa'ya Kudüs'ü tamamen işgal etme ve Müslümanları buradan tamamen çıkarmanın provasını yapmaktadır. İşgalciler bu provasız ve küstahlığı Müslümanların birlikten yoksun olmamalarından ve Kudüs davasına ihanet ederek Siyonistlere ilişki içerisine giren bazı İslam ülkelerinin yöneticilerinden almaktadır. Kudüs yarın saldırılarının olduğu günler dışında maalesef gündemimizde hak ettiği yeri bulmamaktadır. Her geçen gün Müslümanlar daha da tepkisiz hale gelirken Siyonizm ise cüreti artarak Kudüs ile Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etme hevesi tepleşmektedir. Hamas'a selam! Direnişe devam! Hamas'a selam! Direnişe devam! Hamas'a selam! Direnişe devam! İşgal asla kabul edilmeyecektir. Artık sözün bittiği noktadayız. Bütün Müslümanların ortak davası olan Kudüs özgürlüğüne konuşturulması siyasi ve şer'i görevimizdir. Aramızdaki her türlü siyasi ihtilal
ne yapıyor çekişme? Bayramı koymamış müşrik bir kenara bırakılmalı. Etrafı bereketli kılınan Kudüs davası etrafında kelepçeleriz. Hamas'a selam! Direnişe devam! Hamas'a selam! Direnişe devam! Hamas'a selam! Direnişe devam! Filistinlilerle sokak sokak işgale karşı direnen kardeşlerimizle öyle bir dayanışma içerisine girelim ki Siyonistlerin işgal planı kursaklarında kalsın. Ayrım yapılmadan bütün İslam ülkelerinin yöneticileri ve adları topyekun bir işgal ve saldırılara karşı durmalıdır. Tekbir! Türkiye, İran, Pakistan, Malezya gibi ülkeler bu işin öncülüğünü yapmalıdır. Sanki bir açıklama aklama değil, işgali bitirecek somut adımlar atılmalıdır. Bütün seçenekler, yol ve yöntemler kullanılarak bu işgal sonlandırılmalıdır. Tekbir! Selam olsun Mecid Yasa. Selam olsun sana bugün. Tekbir! Allah!